geldiniz. Bugün bu muhteşem üçlüden 200 liralık hamburger yapımını izleyeceksiniz. Hatta bunların alışverişini biz videoya çekmiştik. Evet. İsterseniz hemen bir onu izleyelim. Türk olmuş Türk varsa. Okey. Şuradaki şarkıları ben alalım. Evet evet. Hiç hayatında duymadığım bir şeyse kesin pahalıdır zaten. Duymadım. Çok değişik benim çeşitleri var abi. Mesela en pahalısı nedir? Ne kadar abi fiyatı? Şöyle söyleyeyim. Yalnız tam istenilen müşteri tipiyiz. En pahalısını soruyoruz. Tabii. Ama az alacağız. Şu an çok iyi karşıladık. 36 aylık eski bir Gouda var şöyle. Ne vardı? 36? 36 aylık eski bir Gouda. Gouda ha. Hollanda değil mi o? Şu 164.80'e var. 164.80. E tamam. Ondan biz alalım. Alalım. Roquefort bulursak falan onu da alırız. Danish Blue peyniri aldık. O da 70 liraydı kilosu. 250 gram falan aldık, onu da koyacağız içine. Yani domates, şunda da var abi. Bu güzel ya. Çok pembe güzel. Domates mi en pahalısı? Evet, çok güzel. Tamam. Kaç tane benim bunlardan? 4 tane, 5 tane? Yok, yok. İki tane yeter. İki tane yeter abi. Bu ne? Rose beef. Kekikli karabiberli rose beef. Rose beef ne? İnan bilmiyorum. Rose beef. Evet. Adını bilmediğim için yalnız. Şunun bir dilimi sanırım 3-4 lira yani. Şu bir dilim. 3-4 liraya. Arkadaşım bakıyor mu size efendim? Devam edeceksin. Alışkın değilim. Ezine peynirine alışmışım tadını değişik geliyor. Bakayım. Et çek. Az mı olur? 200 yap. Yani kaç yiyiz bu kadar kişi? Yok yok abi sen tek 100 gram şey ver. Yapacağız. Sen tek bir şey yapacağız sen. Ha tamam. Bu en pahalı hardal hangisi? En pahalısı. Evet videoları izlediniz. Yani bu aldığımız bonfile. Bonfile. Orada kıyma çektirmiştik. Ben aynen. Bunu güzel işte böyle karabiberli galeta unlu böyle aha. Soğan suyu sıktım falan. Oo. Güzel böyle bir hamburger süper. Eti haline getirdim. Süper. Aldığımız diğer şeyler de burada. Peynirlerimiz, işte kuru etlerimiz, evet. Domatesimiz. Domates. Ama özel domates bu. Özel domates. Yani şunun evet. Bir tanesiyle 3 kilo normal domates alırsın yani. Evet, rengi de böyle pembe. Yani pembe domates zaten. Ekmeği de özel ekmek aldık. Özel müthiş. Dev. Büyük. 5 işte 200 liralık şeye göre. Hardal en zaten. En pahalısından hardalımız burada. Ben şimdi bunu şöyle alayım. Bu arada hamburger benim en sevdiğim şey. Biraz yani hayatta. Biraz kıssın ve hemen atalım. Bugün bunda ben bayağı bir şey oldum. Haşır neşir. Evet. Sese bakın. Bu arada Serdar müthiş kokuyor etten. Evet koku bayağı iyi. Bayağı iyi kardeşim. Soslu belli ki güzel. Yok, bayağı, İşi bilen birisi. Bayağı yani. Uğraştım ya böyle hani bayağı bir tarif aradık. Vay. En iyi tarifi de bulmuşsun anlaşılan. Bugün esnaf bizi bir sevdi arkadaşlar. Nereye girersek en pahalı ne var hocam diye girdiğimiz için ayakta. Tüm şeylere. Abicim yeter mi ya 100 gram size? Abim 100 gram yeter mi size ya? Evet şimdi bu güzelim şey et piştikten sonra koyacağız. Araya böyle bir katman peynir değişik peynirlerden. Aynen. Evet. Ondan sonra üzerine bunlardan. Evet. Onun üzerine domates. Biz pek yeşillik taraftarı olmadığımız için. Ucuz. Domates. Ucuz çünkü. Domates. Yani ya, yeşillik fiyatı ne kadar ucuzdu. Marul evet, ucuz bir şey dedi. Olduğu için. Yalnız ben bu kadar küçük ve pahalı hardal olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlar etimiz çok güzel bir şekilde pişti. Pişti abi. Şimdi bunu tavadan alıp üzerini süsleyeceğiz. Ben bunu alayım şu ocağı şeyden aradan çıkaralım. Şöyle tamamdır. Kapatayım. Altını kapattım ocağın. Serdar. Tamam altını kapattım. Oo ekmek de güzel durdu. Şunu şöyle koyalım şimdi. Ekmek de bunun için yaratılmış ha. Bunu alalım mı? Tavayı şuraya koyayım. Şöyle üzerine peynir şey yapalım mı biraz? Ha? Tabii ovasıyla. Hardalı ekmeğin üzerine sürelim mi? Olur, olur. Böyle dekorasyonları da yapalım. Böyle bu aslında cheeseburger gibi bir şey. Yani evet, baktığımda peynirli. Evet. Bak, hardal hakiki ya, ben biliyorum, keskin. Oo, evet. Evet, şunu da koyalım mı güzel? Koy. Danish Blue peynirimizi. Şimdi şunları... Etlerimiz. Bence domates. Bir sıra bunlardan dizip domatesi onun üzerine tamam. Koyalım mı? Aa, güzel güzel ört abi. Bir kat daha atayım mı? Dur şimdi domates koyalım. Ha. Yapıştırayım mı? Yapıştır.
Lönk. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Onu kesme tahtamızı alalım mı? Evet. Hemen şunları. Vallahi bir doğum günü pastası gibi oldu ya. Harbiden bunu koy üfle yani. Şöyle toparladık. 200 liralık... Hamburger. Hamburger ya. Bence güzel oldu ya. Gençler şöyle ortadan güzelce tam bir kes. Tam ortadan bir keselim de bir görelim. Evet ya. Ya. Heyecanlıyız. Şurada, şurada. Burada, burada. Yok, bıçakla tutmayayım ben. Yok, elini tut. Elini tut. Tabii tabii. Ortadan kes abi. Ben de şuradan tutayım. Oo. İşte bak, bu var ya tablo gibi olacak bence abi. Bence de. İşte bu ya. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. İşte bu. Tablo değil mi ya? Ha? Tam bir tablo. Yalnız et de pişmiş be, et de pişmiş. Şer abi. Yaparız bakayım, biz. Harbiden içi çok atıyor. Güzel pişmiş. Birlikte her şeyi yapıyoruz ya. Aynen. O zaman gençler artık bir... Bence şöyle yapalım mı? Bunu çeyrek yapalım. Çeyrek hamburger. Çeyrek yap, çeyrek yap. Yani ortadan böyle. Evet. Of, of. Onu da küçültmeyeyim mi ya? Daha küçülürse dağılacak çünkü. Ben şöyle biraz küçülttüm. Tamam. Alalım. Bayağı evet. Pasta gibi kestik yani. Buyurun arkadaşlar. Ben de küçük bir parça alayım. O zaman... O zaman şunu bölüşelim onu mi? Onu bölüşelim, aynen. Şaşırdık mı? Tanıyor muyuz? Zaten... Lütfen gider misiniz? Hazır dedik, arkada bekliyordu böyle. Kedi gibi. Kedi geldi. Kedi geldi. Geldi. İyi kes kendini. Yapmayın ya. Hadi. Ya bir dakika durun ya. Bekleyelim mi? Hadi bekleyelim, hadi. Hadi bekleyelim. Bekleyemiyoruz. Şu kalınlık ne ya? Bak bak. Allah. Sakin. Aldın mı Melih sen de? Yani peynirin düştü ama tamam. Melih heyecanlandı. Hadi. Bir, iki... Kimler geldi, kimler geçti ya? Hayatımda. Et çok başarılı. Çok başarılı. Ben şimdi devam etmiyorum. Tamam. Allah'ım yedi gitti be. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. 10 numara oldu. 200 liralık hamburger yaptık ve çok güzel oldu. Ben buna Ohannes vermek istiyorum arkadaşlar. Ohannes'i verdik gitti. Yine farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.